ve kelebeklerin yapılarının askeri araçların kamuflajında çığır açabileceğini düşünüyorlar. Bu örnekler bize bir kez daha gösteriyor ki, kelebekler de diğer canlılar gibi yaşamaları için gerekli olan tasarımla birlikte yaratılmışlardır. Buysa onları yaratan Yüce Allah'ın kanıtıdır. Bir Kur'an ayetinde Allah yaratma sanatını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, aziz, hakimdir. Günümüzdeki ileri teknoloji yöntemleriyle birlikte yapay organ çalışmaları da artmıştır. Bunlardan biri yapay kalptir. Yapay kalpte gerçek kalp gibi iki karıncıktan oluşur. İki kalp arasındaki tek benzerlik de budur. Araştırmacılar iki karıncığın arasına bir motor yerleştirmişlerdir. Bu motor her iki karıncığın iç duvarlarını iter ve kalpte kasılma meydana gelir. Yapay kalpteki pompalarda bir kap vardır. Bu kabın içindeki kanı pompalamak içinse ayrı bir sistem bulunur. Gerçek kalpte ise kabın kendisi pompa işlemi görür. Bu çok daha verimlidir. Yapay kalp, karın içine yerleştirilen bir pille çalışır. Bu pil, daha büyük bir pil paketinden yayılan radyo dalgalarıyla sürekli şarj edilmek zorundadır. Gerçek kalp ise pompaladığı kanla beslenir ve güçlenir. Böylece hiç bakım görmeden ortalama 50-60 sene çalışabilir. Gerçek kalp kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Bu nedenle kesintisiz çalışma gücünü hiçbir zaman kaybetmez. Bütün bu özelliklerse onu benzersiz yapar. Amerika'daki Duke Üniversitesi'nde biyomühendis olan Stephen Vogel de insan kalbinin taklit edilemeyeceğini şöyle açıklar. Bizim yaptığımız motorlar güçleri ve etkinlikleri ne olursa olsun o kadar eksik çalışırlar ki. Oysa kalp kası bizim teknolojik donanımımızda bulunan hiçbir şeye benzemeyen yumuşak, ıslak, kasılabilen bir makine gibidir. İşte bir kalbi bu yüzden taklit edemezsiniz. Kısacası insanlar, sahip oldukları tüm teknolojiye rağmen bir kalbi taklit etmeyi başaramamaktadırlar. O halde bu kalbin ve onu barındıran tüm vücudun rastlantılarla ortaya çıktığını iddia edenlerin, yani Darwinistlerin çok büyük bir yanılgı içinde oldukları açık değil midir? Allah bizlere bu gibi yaratılış delilleri üzerinde düşünmemizi ve ona şükretmemizi şöyle emreder. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.
Virüsler, bilgisayar sistemleri için büyük bir tehdit oluşturur. Bunlar önce bilgisayarlara sızarlar. Sonra da kendilerini kopyalayarak çoğalırlar. Bilgisayarlardaki yazılım ve bilgilere çok ciddi hasarlar verirler. Bu nedenle pek çok firma virüslerden korunmak için bir bağışıklık sistemi oluşturmak gerektiğini düşünmüştür. Bu alandaki çalışmalardan biri, IBM firmasının Watson Araştırma Merkezi'ndeki virüs yalıtım laboratuvarında sürmektedir. İlham kaynağı ise insan vücudunun bağışıklık sistemidir. Firma yetkililerinden biri olan Steve White şu yorumu yapmaktadır. İnsan ırkının varlığını devam ettirebilmesi sahip olduğu bağışıklık sistemi sayesindedir. Siber alemin devamı için de bir bağışıklık sistemine sahip olması şarttır. Bilgisayar virüslerinin yapay bir yaşamı vardır. Tıpkı doğadaki biyolojik virüsler gibi, içinde bulundukları sistemi kendilerini çoğaltmak için kullanırlar. Araştırmacılar, bu benzerlikten yola çıkarak, insanın bağışıklık sisteminin vücudu nasıl koruduğunu incelemişlerdir. Vücut, yabancı bir organizma ile karşılaştığında hemen istilacıyı tanıyıp etkisiz hale getirecek bir antikor oluşturmaya başlar. Böylece vücut ilk enfeksiyonu yatıştırır. İlerideki bir enfeksiyona daha hızlı karşılık verebilmek için de bu antikorlardan bir kısmını hazır tutar. Bilgisayar virüsleri de yazılımcısının tanınmasına imkan veren izler barındırırlar. Bilgisayardaki virüs tarayıcı program bu imzayı bulduğunda bilgisayara virüsün bulaştığına dair bir uyarı verir. Yani antivirüs programları da bütün virüsü değil, ama virüsün imzasını tanıyacak bir antikor içerirler. Bu örnek bize bir kez daha göstermektedir ki, insanları teknolojik alanda çaresiz bırakan konuların çözümleri doğada, hatta bazen kendi bedenlerindedir. Çünkü tüm doğayı ve insanı yaratmış olan Allah, sonsuz akıl ve bilgi sahibidir. Fotoğraf makineleri ve kameralar, insan gözü örnek alınarak üretilir. Teknoloji gelişip, gözün sırları keşfedildikçe, bu makinelerin teknik özellikleri de artmaktadır.